Evet, selamlar herkese, yeni videoma hoş geldiniz. Ben şu an Vietnam'ın Cat Ba adasındayım. Buradaki ilk 5 günüm ıssız bir koyda kamp yaparak geçti. Yani izlemediyseniz bir önceki videoda Mert diye Türk bir arkadaşla bayağı ıssız koyda 5 gün yaşadık. Çöpler topladık, işte bir şeyler inşa ettik, misafirlerimiz oldu falan. Güzel, bayağı özlemişiz kampı. 5 gün vakit geçirdik. Sonra şehre çıktık. Şurada bir hostel var, bakın. Şimdi göstereceğim size detaylı. Dedik ki gönüllü arıyor musunuz? Bütün hosteller böyle duvar resimleri çizen, işte resim çizen insanlar arıyor. Ama ben web tasarım, grafik tasarım falan yapıyorum. Mert'i zaten kabul edeceklerdi. Benim için konuşmuş olduk ayrıca. Dedim işte web sitenizi güncelleyebilirim, grafik tasarım, video çekimi, edit yapabilirim falan. Kabul ettiler ve biz sonuç olarak 5 gündür bu hostelde gönüllü olarak çalışıyoruz. Ve ilk 4-5 günüm hiçbir şey çekmedim. Çünkü koyda yorulduk dostlar. Yani 5 gün koyda yaşamak, kokuştuk, yorulduk. Burası Secret Garden Hostel. Bu Cat Ba adasının bence en iyi hosteli. Yani parti hosteli gibi bir şey diyebilirim. Çünkü acayip turist var. Yani öyle böyle değil. Dünyanın her yerinden gezginler buraya geliyor. Pahalı da bir hostel aslında. Yani günlüğü böyle hostel odasının 6-8 dolar falan değişiyor. Neyse, 5 gündür biz burada Mert'le çalışıyoruz. Bu videoda size bu gönüllülük işini nasıl bulduk, süreçler nasıl ilerledi, neler yapıyoruz, gönüllülük günlerimiz nasıl geçiyor, sonra Cat Ba adasında neler yapabilirsiniz, nereleri gezebilirsiniz. Bu videoda böyle komple bir Cat Ba videosu yapacağım. Daha bir hafta buradayız herhalde. İşte bir sürü sahili var, gezecek yerleri var falan. Size güzel bir video yapacağım umarım. Önce size biraz hosteli göstereyim. Bakın şimdi. Burada bir proje var resim çizenler için. Bunlar Vietnam'da yaşayan etnik, lokal insanların resimleri, çizimleri. Vietnam'da 53 tane lokal etnik grup yaşıyormuş. İşte bunlardan bazıları bunlar işte Laolar, Daolar, Hmonglar, Cham, Khmer, Bana, Komu bir sürü var ve bakın gönüllüler bunları çiziyorlar. Şimdi iki arkadaş var, tanıştırırım sizi onlarla. Bakın onlar mesela şu ikisini çizdiler. Çok güzel değil mi abi? Ya bunu çiziyorsun, gönüllü olarak kalıyorsun burada. Şimdi de bunları çiziyorlar. Bizim oda şurası. Hello. I'm recording video. Hello guys. Burası benim yatağım. İşte böyle bir hostel odası. Ian. Hello. Ian. Nice to meet you. Saru. Saru? Yeah, you can call me Saru. Saru. Okay. Bu arkadaşlar da gönüllü burada hostelde. İşte resmi çizenler onlar. Bakın şu resimleri onlar çizdi. I understand. Sonra mesela şöyle gönüllülük projeleri var. Bunları yaptı bazı gönüllüler. Bir sürü iş var arkadaşlar burada. Bakın sonra şöyle bir ağaç gibi bir şey var. Bunu yapıyorlar böyle geri dönüşümlü malzemeden. Mesela işte plastik şişeden çiçek yapmışlar. Ağaç koymuşlar buraya falan. Burası arka tarafı. Evet, burada bir havuz var hocam. Bayağı yüzdüm ya, keyifli burada havuz. Sonra işte burada hostel dormlar var. İnsanların kaldığı private roomlar var falan. Ya. Şimdi Mert de burada. Burada bir bilardo masamız var. Bakın Cat Ba adası bu. Allah, ne oluyor lan? Lili. Lan Lili, sen manyak mısın Lili? Gel buraya. Bu da Lili. Bir de çıldırdı. Bu da Mert. Köpek bir, köpek iki, köpek üç. Gonca o. Abi ben de buraya resim çiziyorum. Bir tane böyle ormanın içinde kurbağa çiziyorum. Bakalım mı? Gel bakalım abi. Lan in lan. Aynen. Oo bayağı. Şurada bir ağaçta oturan kurbağa. Derin orman olacak. Derin orman olacak abi. Oğlum buradan güzel gözüküyor bak. Ben buradan şimdi çözümleyeyim. Ya akrilikle boyamak biraz böyle hani bir katı atıyorsun, bekliyorsun falan. Spreyle boyamaya alışan bir adam için biraz evet, işkence. Bakın bir sürü gönüllü, herkes gelip bir şeyler çizmiş. Çok güzel ya. Müthiş ortam gerçekten. Evet. Şunlar da fosforlu, karanlıkta parlıyor. Böyle... Bakın duvar resimleri falan görüyor musun? Hepsi böyle gönüllü işleri. Burası da sahne. Burada canlı müzik yapıyorlar ve jam session oluyor. Sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyorsun. Tamam, çok güzel ya. Gerçekten. Bu da gönüllü işi. Bak hep herkes isimlerini yazmış. Çeşmeye bak. Çeşme bile şekil yani. Ya böyle bir hostel. Evet, bir de hostelde ne sağlıyorlar onu söyleyeyim size. Ben, Mert, bu arkadaşlar falan herkes bayağı bir gönüllü var, 7-8 tane. Sürekli böyle gönüllüler geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, bir sirkülasyon var. Çoğu yerde böyle aslında, bütün hostellerde. Gönüllü olursanız size ne sağlıyorlar? Yatak, güzel bir oda bence yani, daha ne olsun. Yatağın var, kliman var, duşun var, dolapların var, kıyafet asacağın yerin var. Öğle yemeği veriyorlar 12'de. Bayağı böyle table d'hote. Akşam yemeği veriyorlar saat 5'te. Yine table d'hote. Günde 2 tane içecek içme hakkın var. Ne istiyorsan menüde. İstersen kokteyl iç, istersen kahve iç, milkshake iç falan. Bir sürü şeyleri var. Bir de menüdeki her şey %30 indirimli oluyor size. Mesela bira mesela ne kadar? 30.000. %30 indirimle 21.000'e düşüyor. Yani 25 liraya falan bira içebiliyorsun. 2 hafta falan kalırız diye düşünüyorum. Belki daha fazla duruma göre. Ben ne yapıyorum? Size bir kısa göstereyim mesela. İşte ben normalde web tasarım yapıyorum arkadaşlar ama böyle Photoshop, Illustrator gibi programları da kullanmayı biliyorum işim gereği. Bakın burası Cat Ba'nın haritası, tamam mı? Burada National Park var, işte biz buradayız. İşte şurada Butterfly Valley varmış. Burada ferry botlar falan. Bir harita. Bunları, bu zaten hazırdı. Vardı onlarda. Adam dedi ki bana, ben de bir el broşürü yapmak istiyorum. 3'e katlanacak ve broşürün işte ilk açılış sayfasında logo, QR kod olacak. İşte telefon numaramız olacak. Sonra katlanan diğer kısmında böyle seviyeler olacak. Bunlar ne? Bu bir hazine ava gibi bir şey düşünün. Diyor ki işte Canon Fort'u ziyaret edin. Sonra kayak yapın. Yüzün. Şurada yüzün. Buraya tırmanın. Şuraya tırmanın. Böyle seviyeler var. Bunları tamamladığınızda ödül kazanıyorsunuz. İşte burada haftalık eventleri var hostelin. İşte pazartesi postkart, quiz gecesi var. Cumartesi günü jam session var. Burada herkes sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyor. Pazar günü mesela film gecesi var. Bakın bu broşürü ben hazırladım şu an. Bunu istediler benden. Böyle şeyler yapıyorum. Arkadaşlar da resim yapıyorlar. Siz ne yapabilirsiniz? İkisi de yoksa sizde bu özelliklerin. Resepsiyonda durabilirsiniz. Temizlik işlerine, oda temizliğine girebilirsiniz. Ben günde 5 saat çalışıyorum. Haftanın 5-6 günü çalışıyorsun. Günde 5 saat. Ama kimse sana demiyor ki ne zaman çalışacaksın? Hadi çalış falan. Kafama göre yani, anladın mı? 5 saat çalışmasan bile kimse bir şey demez sana. İşi bitirmen önemli. Size gönüllülükle alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Siz de hostellere gidin. Gönüllülük işleri kovalayın. İlla resim, yani mesela şunları da yapsanız olur. Ne yapıyorsun? Plastik şişeleri böyle yaprak gibi kesiyorsun. Boyuyorsun. Buralara yapıştırıyorsun falan. Ya böyle el işleri de olur. Resepsiyonda bekleme işi olur. Sonra İngilizceniz iyiyse karşılama işleri olabilir. Yani buraya turistler geliyor. Turistlere odasını gösteriyorsunuz. İşte hostelle ilgili bilgi veriyorsunuz falan. Tonla iş var. Bakın burada ben bedavaya kalıyorum. Yiyorum, içiyorum, sosyalleşiyorum. Müthiş bir etkinlik ya. Şimdi yemek yemeye geldik. Bu akşam yemeği. Yemekler ya, bakın et var, yumurta var, işte bu salatalı pişiriyorlar, ilginç. Şöyle bir çorba var. Arkadaşlar vejetaryen olduğu için, are you vegetarian? Yani adamlar vejetaryenini düşünmüş, normal herkesi düşünmüşler yani. Yanın. Bunlar dövme tasarımları. Baksana kendi çizmiş hepsini. Hepsi orijinal. Şaka gibi. Adam bunları çizmiş ve bunların dövmesini yapıyor. Oğlum çok iyi lan. Şaka mı bu? Oho. Görüşürüz Mert'ciğim. Mert biraz hasta. Hasta yemeği yiyor burada. Ben gidiyorum partilemeye. Hocam partile. Bedava kayak, bedava pedalboard. Yolun açık olsun. Bedava bira, bedava yemek, bedava tekne turu. Partizane. Hocam biz çalışan adamız. Biz resim çizeceğiz. Bak eco-friendly beach day. Görüyor musun? Saat 1'de başlıyor, 6'ya kadar. Buradan böyle şeyle alıyorlar sizi. Arabayla alıyorlar. Tekne turu var. Sahili temizleme etkinliği var. İşte paddleboard, swimming falan var. İşte beer falan var ve sahili temizliyorsun. Bu 250.000 arkadaşlar. Bayağı ucuz. Ne kadar biliyor musun? 15 lira. Bakın Kaybeo Cruise Terminal'e geldik. Şimdi özel bir botla bir tekne turu yapacağız. Ama çok iyi lan, 250.000'e tekne turu, yiyecek, kayak, mayak hepsi içinde. Bayağı güzel olacak yani. Böyle bir grupla güzel etkinlik. Yani bunu yapmak için bence bu Secret Garden'a gelin derim. Evet, teknemiz bu. Bakın şurası da arkadaşlar böyle balıkçı. Burası da bir köy gibi düşün ama suyun üstünde yüzüyor evler, tekneler. Bakar mısın? Kocaman bir yüzen köy mü diyeyim, ne diyeyim ya. Çok güzel gerçekten. Ve burada nesli tükenmekte olan bir maymun türü varmış. İsmini yazacağım şimdi aşağıya. O buradaki bir adada o maymunları görebiliyormuşuz. Ben daha 3 aylık yolculuğumda, 4 aylık yolculuğumda hiç maymun görmedim. Hepsi balıkçılık yaparak geçiniyor dostlar. Yani ben burayı size nasıl gezerek gösterebilirim bilmiyorum. Tekne kiralamam lazım. Şu anda da mesela tekne turu yapıyoruz ama yanından geçip gidiyoruz. Böyle evleri ziyaret edemiyorum maalesef. Şu aralardan geçsem çok iyi olur da. Abi şu iki kayanın arasına bakar mısın? Mükemmel. Şurada bir koy olsa keşke, böyle plaj olsa. Maya baya benziyor. Müthiş etkinlik değil mi dostlar? 2 haftada bir böyle insanları toplayıp hem eğlendiriyorlar hem de sahil temizliği yapıyorlar. Oha burada. Bak burada gizli bir... Oha çok iyi. Oha bayağı gizli bir yermiş burası. Şaka gibi. Haha bayağı iyi. Evet dostlar, burada pedalboardları şişiriyoruz. Burada da arkadaşlar başladı çöp toplamaya. Ben de toplayacağım şimdi. Ne güzel etkinlik, bakar mısın? No, I know, really fancy resort, you know. Evet, çöpleri topladık şurada. Şimdi paddleboard, işte voleybol falan oynuyoruz. Buz gibi içeceklerimiz var. Selam dostlar. Dün sahil temizliği yapmıştık. Bugün de oturdum. Görevim. Adam dedi ki bana o sahil temizliğinin bir reels'ını yapar mısın? Ben de baya böyle karışık bir edit yaptım. Baya böyle before after'lı. Bak göstereyim. Bak bu before. After'da şarkı giriyor şimdi. Daha böyle 8-10 gün burada kalırız. Bedava yiyip içiyoruz. Param bitiyor. O yüzden para harcamamak için ben de günlerimi burada geçiriyorum. Ama daha Cat Ba'dayız ve yapacak şeyler var. Bir de ben yarın dövme yaptıracağım galiba dostlar. Param yok diyorum, dövme yaptırıyorum ama burada İspanyol bir çiftle karşılaşmıştık. Çocuk Ian acayip güzel dövme yapıyor. Çok güzel çift tasarımları var. Bir tane tasarım seçtim. Komple şu kolumun yarısı. Çok uygun bir fiyata yapacak bana dövme. Gerçekten çok uygun fiyat, o yüzden söylemiyorum yani. Bayağı uygun fiyat. Öyle yarın dövme yaptıracağım. Tamam, dövmeyi göstereceğim size. Çok çılgın. Wait, can you say that louder? Stand. Evet, bugünkü işim bu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Öyle. Classify according to Beyonce, what does Becky have? Can bugün dediler ki Vietnam yemeklerinden sıkıldıysanız hamburger falan yapabiliriz. Biz de hamburger söyledik. Of. Bayağıdır yemiyoruz hamburger ya. Ne kaç aydır yemiyorsun hamburger? 6 aydır yemiyor mu? Düşünüyorum. Olmamıştır 6 ayda bir 2 ay yok, 1 ayı var, bir 2 ay var yani. Selam dostlar, günaydın. Hello, xin chào. Evet dostlar, dün Ian bana dövme yaptı. Tam 12 saat falan sürdü dövme. Ya şöyle çılgın, fotoğraflarını gösteririm size zaten de. Şöyle bir kocaman bir de yakuza dövmem var artık. Lili, çok bir anlamı yok dövmenin bana, yani bu işte bir Japon maskesi, Hanya diye geçiyor. Bu bir kadın şeytanı temsil ediyor. Ya ben tasarımı çok beğendim çünkü Ian bunu çizmiş eliyle ve işte ne bileyim şuradaki boynuzları, yılanı, her şeyi kendi böyle yapmış. Ve uygun fiyata bana yaptı, sağ olsun. Böyle bitti. Tam fotoğraflarını gösteririm iyileşince size de. Enjoy your travel and see you then. Yeah, of course. Yeah, see you in Turkey, see you somewhere. Yeah. Adios, man. Oh. Adios, amigos, los polios, adios. Enjoy, take care. Yeah. Nice. Clean well por aquí, clean it well, let it be. Okay. Un placer. Yeah. Joder. See you in Camboya, tío. Camboya, bro. Hadi bye bye. 10 gün falan Ian ve Saray'la birlikteydik. Çok garip ha. Yoldayken sürekli birileriyle tanışıyorsun. Çok iyi anlaşıyorsun. Sonra ayrılıyorsun. Gittiler işte. Onlar işte kuzeye gidiyorlar. Sonra oradan Kamboçya'ya geçecekler. Olursa onları Kamboçya'da yakalamak istiyorum. Dostlar o 5 gün kaldığımız meşhur koya tekrar gidiyoruz. Bizim dağılmış şey botumuz yok. Bu ne oğlum? Demek su bayağı gelmiş. Su bayağı gelmiş ya. Neredeyse bizim çadırlara değecekmiş abi. Hastalık hastası Mert. 3 haftadır öksürüyor. Evet bugün cooking class'a katılıyoruz. Bayağı burada Vietnam yemeklerini yapmayı öğretecekler. Biz de tabii gönüllü olduğumuz için bedava katıldık hoca. Spring rolls yapmayı öğreniyoruz değil mi şu an? Spring rolls öğreniyoruz hocam. Böyle bir sarması var. Yedim daha önce, güzeldi böyle. Güzel. Guys, mut, hay, bay, go! So that's hella big. One more tofu. Here? Ah, okay. Tofu da koyduk hocam. İçine biraz da yumurta ekledim dostlar. Biraz daha böyle bayağı bulamaç yapıyorsun, sıkıyorsun. Şimdi ıslak bir havluya koyduk pirinç şeyini. Đấy, hai ngón tay đúng rồi. Em chỉ luôn các bạn. Let's and roll. Just try. Bunlar bitti. Şimdi başka yemeğe başlayacağız. Bunları kızartacaklar galiba. Are you okay? Ah, I'm good, bro. I've got strong hands. The fuck? 8 out of 10. It's not bad. Is it hot? Oh yeah. This is chocolate. Oh wow. Wow. Nice. Çok iyi lan bu. Bu sokakta denediklerimden daha iyi benim abi. Biz yapalım daha iyi oluyormuş herhalde. Ben çok iyilerini yedim zaten. Ben bir tane şuradan vejetaryen çaksana. Siz de benimle bugün spring roll yapmayı öğrendiniz. Güzel, odada yatıyordum. Lin geldi, işte bizimle ilgilenen kız, burada çalışan. Dedi ki cooking class var, koşun gelin. Biz de gittik, direkt önlükleri taktık, yapmaya başladık. Gönüllü olduğumuz için ücretsiz, normalde ücretli bir etkinlik ve bayağı lezzetli, biliyor musun? Çünkü içine havuç, soğan, taze soğan, mantar, soya filizi, işte değişik mantarlar, bilmem neler koyuyorsun. Pirinç yufkasına sarıyorsun, yumurtayla mühürleyip kızartıyorsun abi. Ne kötü ne olabilir ki? Bir de sosu var, çili soslu. Böyle sarımsak, acı biber, çili sos gibi böyle sosu var. Batırıp, şekerli bir de, batırıp yiyorsun. Bir de işte et yaptılar mangalda da, onun öğrenecek bir şey yok ki yani. Eti önceden marine etmişler, işte sonra da kızartıyorsun. Grill oluyor yani. Öyleydi. Bugün de Arda'nın mutfağı. Tipim de çok iyi abi ya, ben şunu yapayım. Evet, Mert de portre yapıyor. Bir duvarı bitirdi, onu gösteririm. Ben gidiyorum ya. Nereye? Bir motorla şöyle bir gideyim. Abi. Midem bulandı ya hostelde durmaktan. Mert'e de bahşiş bıraktım buraya. Bu arkadaşlar 20 dolar falan yapıyor. Abi 2 sent falan yapıyor yani. Motorla biraz gezinelim, sağa sola bakalım ya. Vallahi var ya, 5 gündür dışarı çıkmıyorum. Bakın şu peynir çubuğu. Bunlar da tavuk, salatalık. Ve bu ne kadar biliyor musun? 1 dolar abi. Yani 25 bin falan. 30 bin. Öyle diyeyim. Ne kadar? 35-40 lira. Bayağı lezzetli. Evet, 25 bin ödedim şuraya. Bak, Coffee and Tea. Mekanın ismi bu adada. Şunun karşısında inanılmaz bir lezzet arkadaşlar. 25 bin. Yani 1 dolar. 33 lira. Dostlar, ikinci durağımız bir de tatlıcı. Burası bir fırın. Böyle çok komik yani. Bir şöyle bir tatlı bir ekmek var, içinde de krem şanti var. Valla bulabileceğiniz en güzel ucuz tatlılardan biri. Şöyle bir tadayım hemen. Bak şöyle. Bu da 15 lira falan. Oo, çok güzel. Pofuduk ekmek, krem şanti. Şimdi dostlar bakın, şöyle Mix Sue diye bir marka var. Bu dondurmacı var Vietnam'ın her yerinde. Ve bu bildiğin böyle McDonald's'taki dondurmaların aynısı. Ve 10.000, çok ucuz, 15 lira falan. Tatlı ihtiyacınızı böyle de karşılayabilirsiniz. Vietnam'ın her yerinde var. Bayağı güzel. Evet, bugün benim hostelde son günüm. O yüzden oturduk, bira içiyoruz hep beraber. Cheers! 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 Bir tek Mert'le ikimiz kaldık ay yaşlar olarak. Karşım. Abi bir kasa bedava biramız var. Bize bıraktılar için diye. İçiyoruz biz de yani. Ne yapalım abi? Oğlum sabah 7'de benim otobüsüm var, biliyor musun? Sabah 7'de mi? 7:45'te. Oha, çok sabahmış lan. Evet, yok diğeri saat 1'de. Evet, saat şu an 3 ve 4 saat sonra uyanacağım. Gerçekten konfor alanından ayrılmak çok zor dostlar. 3 haftadır buradayım. Burada yatıyorum, kalkıyorum. Yatağım burası. Şimdi çantamı topladım. Yarın otobüsle Ninbin'e gidiyorum. Neyse dostlar, 2-3 haftalık gönüllülük serimiz böyleydi. Bakalım, bir ay daha Vietnam'dayız dostlar.